yurt dışından yayın yapanların Türkiye'deki güvenlik birimlerindeki bazı bağlantılarını devlet çözdü. Hı hı. Buradan bilgi devam ediyor, gidiyordu onlara. Orada çalışmalar var. Hı hı. Orada çalışmalar var. Emniyet istihbaratı daha iyi çalışıyor bu işlerde. MİT'te de ekipler çalışıyor. Fakat bu verdiği mesaj tam anlamıyorum ne diyor diye. O ışık mışık onlar CIA operasyonları. Onu kendileri değil o. Onlar CIA bu yöntemleri kullanır. Tabii onlar tabii orada bağlantıları var. Yani geçenlerde bir Amerika'da kongrede falan alkışlamışlar. Bir iki tane FETÖ'cü gitmiş. Onlar ayakla alkışlamışlar. Hı hı. Yani Amerika'ya iyi hizmet etmişler diye alkışlamışlardır onları. Peki hocam şimdi diriliş mesajı veriyor Fethullah Gülen. Yeniden böyle bir diriliş çok çok önemli. Yani hafife almamak lazım diyor. İşte onu Avukat Hüseyin Karahmetoğlu'nun söylediği gibi başka birimlere, yani FETÖ'cüler başka birimlerin içinde kamufle oldular. Hı hı. Yani bir sürü cemaatler. Bunlar şimdi eskiden mesela bir cemaat diyorlardı ki Sağlık Bakanlığı etkili. Aynı cemaat şimdi başka devletin Adalet Bakanlığı'na sıçramış. Hı hı. Yani bu Adalet Bakanlığı'na, bu tür cemaat Adalet Bakanlığı'na girmezdi. Çünkü Sağlık Bakanlığı'na niye giriyorlar? Orada hastane kuruyorlar, oradan ticaret yapıyorlar falan filan. Ama Adalet Bakanlığı'na işler olmazdı. Adalet Bakanlığı daha ziyade yabancı istihbaratlarla bağlantılı olanların işi. Çünkü Adalet Bakanlığı devleti ele geçirmek. Yani hem adliyeyi hem mülkiyeyi devletin üst kademesini ele geçirmek. Onlar yabancı istihbaratçıların işi. Hı hı. Yani burada onlardan şu çıkıyor. Bu cemaatlere FETÖ'cü sızmaların yaptığı operasyonlardır. Eğer yani diyelim ki yeni bir cemaat var ortada. Yok ortada duruyor ama içindeki bu operasyonlar Adalet Bakanlığı'na doğru sızma varsa orada FETÖ sızmalarından dolayı oluyordu. Önemli bir bilgi verdiniz hocam. Tarikatlar normalde çeşitli bakanlıklara sızar anlıyoruz. Ama Adalet Bakanlığı'na sızmalar var diyorsunuz. Adalet mesela kaymakamlık, valilik buralara bunlar cemaatin işi değil. Cemaat yani Sağlık Bakanlığı'na gider. Çünkü hastane kuruyor. Oradan para kazanacak. Kendisi de hastane, kendi muritlerini hastaneye gönderdiği zaman biliyorsun. Türkiye'de vatandaşın hastane işini çözdüğün zaman. Halbuki hükümetler için bu o kadar kolay ki. Vatandaşın hastane sorununu çözdün mü? Vatandaş sana tabi olur ya. Vatandaş seni sever. Tayyip Bey geldiği zaman hastane kapılarına çok beklemiş. Hastane işine çok önem verdi. İnşallah hastaneleri bozmazlar. Çünkü kamu hastanelerini biraz özel hastanelerin öne çıkarıyorlar. Orada, o konuda şikayet var vatandaştan. Şöyle bir şey yapılıyor hocam. Özel hastaneler de sigortalılara bakıyor. Dolayısıyla sigortayla gidip ama tam ücretsiz de olmuyor. Belli bir oranda ödeme yapılıyor. Ama şimdi vatandaş 30 sene, 25 sene çalışmış. Devlet hastanesine gidiyor. Bir de güveniyor devlet hastanesine. Hı. Şimdi özel hastanelerde bazıları duyuyoruz biz. Hastaneye gidiyor, seni acil ameliyat etmek lazım diyor. Evet, İlk böyle başlıyorlar. Ama devlet hastanesinde bu olmaz. Konsültasyon yapılır, danışılır. Öyle ameliyat kolay iş değil devlet hastanelerinde. Öyle hemen ameliyat almazlar insanı. Şimdi biliyorsunuz bir ara İstanbul Ticaret Odası Başkanı arabasında öldü değil mi kalp krizinden? Hastaneye, özel bir hastaneye gidiyor. Halbuki Siyah Mersek'e gitse, Siyah Mersek onu bırakmaz. Siyah Mersek onu yatırır. Hı-hı. Der ki dur bakalım sabaha kadar bekleyelim. Yani kalp krizi geçirse de orada geçirir. Adam 50 yaşına genç bir adam. Hastanede buna midene ağrıyor, veriyorlar bir ilaç. Hı-hı. Gönderiyorlar, arabasında kalp krizi veriliyor. Mide şiddetli ağrıyorsa, bunu Siyah Mersek'te olsa, miden de ağrı varsa böyle şiddetli, normal bir ağrı değil bu. Hemen bakalım, bir anjiyo yapalım sana derler. Bırakmazlar yani. Ama o adamı, zengin, özel hastaneye gitti, adam öldü. Hı hı. FETÖ ile ilgili hocam önemli uyarınız. FETÖ değil sadece bir tarikat Adalet Bakanlığı'na girmeye başladı. Bu tarikatın Adalet Bakanlığı'nda ne işi var? Üstelik mesela FETÖ'cülerin çeşitli tarikatlara girdiğini de söylüyorsunuz. Onu başından beri söylüyoruz. Size burada kaç defa söyledim ama bir aydınlık buna haber yapmadı. Bir üniversiteyle uğraşıyorsunuz Şırnak'la. Hı-hı. Başka üniversitelerde sanki bir şey yokmuş gibi. Belki elinizde belge vardır onu bakanlığa verdiniz. İçişleri Bakanlığı'na yahut da Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiniz. Onu bilmiyorum. Ama Cumhurbaşkanlığı'na gönderirseniz Tayyip Bey'e zor gider o. Ben onu söyleyeyim. Alınmasın Cumhurbaşkanlığı'ndakiler. Hasan Doğan da alınmasın. Yani çünkü Tayyip Bey'e böyle şeyler çok gitmiyor pek. Çünkü biz daha önce görüyoruz. Kasımpaşa'daki arkadaşlarını çağırıyor. Adamlar 3-4 defa gidiyorlar kapıdan geri döndürüyorlar. Yani bunu Kasımpaşa'daki Fikri Hoca anlatıyor. Fikir Kansız.
Şaban Sarı orada. Bunlar biliyorlar hepsi. Tayyip Bey, ben her zaman söylüyorum. Tayyip Bey eninde sonunda senin gene en iyi dostların eski dostlarındır. Öyle Amerika'dan gelenlerle falan aşırı olursan, ha Amerika'ya yaranayım diye, Amerika seni gözden çıkarmış reis. Buradan söylüyorum ben. Öyle Mehmet nedir o? Maliye Bakanı kim? Mehmet Şimşek. Evet. Onlar Batı'dan para, eğer Tayyip Bey gitsin para yakacak Türkiye'yi. Onun için Tayyip Bey dışarıda para aramasın. Mehmet Şimşek'leri getirdiler, onlar da bulamıyor. Kimse bulamıyor. Bulamıyor demenin de getiremiyor. Çünkü adamların diyor. Derdi diyor ki Tayyip Bey gitsin. Bize tabi bir adam gelsin. Hı hı. Tayyip Bey denge kurmaya çalışıyor. İşte bakanları Amerika'nın istediği gibi atayım falan diye. Bunlarla yürümez.